Her olayda olduğu gibi suçlu aramak çok kolaydır. Burada da yine hemen suçlu aramaya başladık ilk günden itibaren. Acaba belediye başkanı mı suçlu? Oradaki işte ilgili kamu kurum ve kuruluşları ki dere yataklarının istihı biliyorsunuz devlet su işlerinin kontrolündedir. Onlar mı suçlu? Gibilerinden suçlu arıyoruz. Evet suçlu aramak kolaydır. Bulmak da çok kolaydır. Ama vatandaş olarak biz kendimiz ne kadar suçluyuz? Ona bakıyor muyuz? Şimdi imar etmemiz gereken şehirleri ihmal ettiğimiz için maalesef biz bu acıları yaşıyoruz. 2021 Kastamonu felaketi. 2022 İstanbul. Yine 2022 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara'da sel felaketi ve bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Şimdi biz nerede hata yapıyoruz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Vatandaş olarak suçumuz şu. İş bilmez, beceriksiz, sadece şovu çok iyi becerenleri maalesef ki şehrimize Şehrül Emin diye belediye başkanı seçiyoruz. İki süslü laf. Çok güzel reklamlar, afişlerde, billboardlarda artistvari pozlar. Ondan sonra diyoruz ki veyahut da gittiğimiz zaman bizim sırtımızı sıvazlayıp amca, dayı, hala, teyze muhabbeti yapıp ondan sonra bizi tıpış tıpış gönderenleri biz maalesef şehirlerimizde 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl belediye başkanı yapıyoruz. Şimdi atalarımızın güzel bir sözü vardır. Yiğit ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Peki biz belediyelerde özellikle belediye başkanları seçerken yaptıkları eserleri hiç değerlendiriyor muyuz? Çok iyi hatırlıyoruz bazı belediye başkanları ki Antalya 1994 yılında büyükşehir oldu. Ve büyükşehir olduktan sonra arkadaşlarımız da hatırlayacaktır. Antalya büyükşehirin ilk belediye başkanı Hasan Subaşı'ydı. Ve Hasan Subaşı kanalizasyona başladığında şu cümleyi çok iyi hatırlıyorum. Bu cümleyi kurmuştu hatta şu anki Attalos heykelinin olduğu bölgede. Biz kanalizasyona başlıyoruz ama bu paraları şehrin altına gömdüğümüz için bir dahaki seçimde kaybetme şansımız çok fazla demişti. Şimdi biz ne yapıyoruz peki belediye başkanları olarak? Parayı çok iyi temsil ağırlama giderlerine harcıyoruz. Çok iyi günübirlik peyzajlara harcıyoruz. Festivaller, konserler. Festivaller, konserler harcıyoruz. Bakınız İzmir'de felaket yaşandı. İzmir'de yaşanan felaketten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu anki altılı masanın, altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'e gittiğinde şunu söyledi. Büyük bir felaket. Depremle kıyaslayarak bunu söyledi. Sonrasında 11 ilimizi vuran depremle ilgili de tam tersi dedi ki işte bu kadar büyütmeye gerek yok. Bunun arkasına saklanacak iktidar. Deprem kısmında onları konuşacağız ama burada söylemek istediğim şu. O İzmir'de sadece bir sanatçıya 45 milyon vererek biz konser düzenledik. Ve o konser düzenleyen zihniyeti yıllardır başımızda tac ediyoruz. Peki kardeşim kentsel dönüşüm yok. Altyapı yok. Ulaşım yok. İmar derseniz tamamen ranta dayalı. Şimdi bugün belediyelerin, meclislerini şöyle bir gözden geçirmenizi istiyorum. Ankara, İstanbul, Antalya hiç fark etmez. En ücra belde belediyesinden büyükşehir belediyesine kadar. Bana belediyelerin çoğunluklu meclis üyesi olarak inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı veyahut da ilgili diğer kamusal anlamda işte ulaşım anlamındaki bilgili, becerikli veya bu anlamda kendini geliştirmiş kaç kişi var? Bakıyoruz. Efendim kimsenin mesleğini yadırgamıyorum ama dolmuş şoförü belediye başkanı, pazarcı meclis üyesi, öbür tarafta otobüs satıcısı, şovrumcu kalkmış etrafım var, çevrem var, işte ben falan aşiretin ağasıyım gelmiş meclis üyesi seçilmiş veyahut da birisi hemşeri derneği kurmuş arkamda şu kadar oy var onu yazmışlar listeye belediye başkanının yanında meclis üyesi seçilmiş. Şimdi bu tür insanlar belediyeye veya yaşadıkları şehre Allah aşkına ne katkı verebilirler? Ben bunu çok merak ediyorum. Ve yıllardır bunu hep sorgularız. İşte vatandaşın suçu aslında burada. Ve bir de imar anlamındaki çarpık yapılaşma.